Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Karay ile TYT IT Geometri Kampı'nın 20. haftasının 4. videosundayız. Çember ve dairede ÖSYM benzeri testlerin çözümlerini yapıyorduk. Şimdi bu dersimizde test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet, test 4 de kitabımızda sayfa numarası 191 ve 192'de. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Dik kenar uzunlukları 4 ve 6 birim olan bir üçgenin kenarlarını çap kabul eden çemberler çizilip çemberlerin içleri sırasıyla mavi, kırmızı ve yeşil renge boyanıyor. Hemen bir üçgen. Şöyle bir üçgen çizelim. 4 ve 6 olan. Sonra bu kenarları çap kabul eden, bu kenarı çap kabul eden bir çember çizelim. Hocam bir tanesi şöyle. Ondan sonra diğeri de şöyle. Hop, şöyle bir çember. Diğeri de düzgün olmadı biraz. Biraz düzgünce çizelim şöyle. Şöyle çizdik. Diğeri de hocam şu kenarı da çap kabul eden çember çizmek demek. Hocam zaten çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için tam bu köşeden geçmek zorunda. Şimdi ne diyor? Ben bunların içini boyayacağım. Kırmızı, mavi ve yeşil renge boyayacağım. Ama neresini nasıl boyayacağım bilmiyorum. En büyük çemberin içi yeşil renkte olduğuna göre. Şimdi o zaman ilk önce hangi renge boyayayım? Mavi renge boyayayım. Hocam mavi renge şunu boyayayım. Şunun içini mavi renge boyayayım mesela. Rastgele. Sonuçta en büyük çember hangisi arkadaşlar? Hipotenüs. Uzunluğu, yani çapı en büyük olan, yani hipotenüs değil mi? Şu. En büyüğü bu. Bunu yeşile boyayacağım. O zaman şunu kırmızıya boyayayım. Bunu kırmızıya şöyle boyayayım. Nerede? Şu renk biraz daha açık renk oluyor. Şöyle boyadım bunu da. Tamam. Sonra öbürünü boyayacağım. Öbürünü de yeşil renge boyayacağım. Öbürünü de yeşil renge boyayacak olursam şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. E tamam, boyadıktan sonra neyle karşılaştık? Hocam sadece kırmızı ve sadece mavi olan bölgenin alanları toplam isteniyor. Şu bölge ve şu bölge kaldı. O zaman siliyorum. Karışıklık ortadan kalksın. Bak, benden şu bölgelerin alanları isteniyor arkadaşlar. Anladık. Sadece kırmızı olan burası. Ya da sadece kırmızı burası da olabilirdi. Ve sadece mavi olan kısım burası. İşte bu alanlar isteniyor arkadaşlar bizden. Bu alanlar toplam isteniyor bizden. Şimdi normalde bu soru böyle 2018 yılından önce sorulmuş. Normalde ben şunu şöyle biliyorum. Bununla ilgili şöyle bir özellik vardı hatırlarsanız. Nasıl bir özellik? Şöyle bir dik üçgende yarım çemberler çizdiğim zaman, şöyle bir yarım çember, şöyle bir yarım çember ve şöyle bir yarım çember çizdiğim zaman, bu yarım çember, tabii yarım çember şöyle yarım çember çizdiğim zaman buradaki alanlar toplamı üçgenin alanına eşitti. Hatırlarsanız bu konu anlatımının içinde de vardı. Şu, hatta konu anlatımının son haftasında sondan ikinci olan bu alanlar toplamı neydi? Buradaki üçgenin alanına eşitti. Var mı öyle bir şey? Var. Bak şu yarım daire. Gördüğünüz üzere. Hocam bu da yarım daire. Ondan sonra burada da içeriden yarım daire var mı? Böyle var. İşte şuradaki üçgenin alanı neye eşittir? Bu ikisinin toplam alanına eşittir arkadaşlar. Hani özellik ispatı da biraz uzun oluyor ya. Hani ispatı da uzun olduğu için bilseniz iyi olur ama bilmeseniz de kendiniz de çıkartabilirsiniz. Gerçi burası 2 birim 2 birim verilmiş. Burası da kaç? Yarıçapı çapı 6 ya. 4 birim 4 birim verilmiş. Şuraya harflendirmeler vererek de ispatı sen biliyorsun zaten, ispat yönteminden de gidebilirsin. Ben direkt buradan gideyim. O zaman bunun alanı nedir? Hocam üçgenin alanına eşittir taralı alanlar toplamı. O da kaç yapıyor? Şu 4 birimdi. Burası da kaç birim? 6 birim olacak ya. 3 3 olacak. Üçgen alan 4 çarpı 6 bölü 2. Direkt 4 çarpı 6 bölü 2'ye 24 bölü 2'den 12'ye eşit olacaktır. Dediğim gibi istersen bundan önceki 19. haftadaki videonun son kısmına bak. Orada da ispatını da yaptım. Yapman gereken şey şu. Ya şuraya bir A alanı demek. Ondan sonra şuraya B alanı demek. Şuraya şuradaki kısımları düşünmeyin. Şuraya C alanı, buraya D alanı. Şuradaki üçgenin alanı da Ü alanı de istersen. A artı B'yi yaz. C artı D'yi yaz. B artı D artı Ü'yü yaz. Sonra taraf tarafa çıkarma tekniğini de kullanarak, yani bir, iki tanesini eksiyle çarpıp taraf tarafa toplama tekniğini kullanarak ispat da çıkıyordu bunun, hatırlarsan. Evet. Şimdi böyle bir soru sorar mı yeni sınav sisteminde? Vallahi çok zannetmiyorum ama işi de garantiye almak için de böyle bir ÖSYM'nin sorduğu soruyu da buraya da yazmak istedim. Haberin olsun. Geldik ikinci soruya. Cevap bu arada ne çıktı? Akçaya çıktı. İkinci soruda neler verilmiş bize? Şimdi burada ikinci soru için şurada bir şey var ama bunu bir şey yapayım. Halledeyim değil mi? Şunu en azından şuradaki çözümü yukarı doğru alayım şöyle. Yukarı doğru biraz daha, bir tık daha yukarı alayım şöyle. Çözüm şurada dursun. Hop şöyle. Şöyle. Heh, küçülttüm. O şekilde koydum. Geldik ikinci soruya.
Yandaki şekilde ABCD karesinin köşelerinden geçen bir çember verilmiştir. Çemberin DE kirişi iki eş parçaya bölmüş. DE'yi vermiş bize. Hocam DE'yi bulmam lazım benim. DE'ye ait ne oluşturmam lazım? Bir dik üçgen falan filan var mı? Var. Nasıl var? Hocam ben şunu şöyle çizersem karenin köşegeni oluyor. Karenin köşegeni aynı zamanda hocam bu ne oldu? Çap olmak zorunda. Karenin köşegeni olduğu için burada da çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için burası çap oldu. Hocam burası çap ya. Çap olduğundan dolayı şurası da çapı gören çevre açı olduğundan dolayı 90 derece oldu mu? Oldu. Yani buradaki dik üçgeni kullanacağım büyük ihtimalle. Şurada da bir bilgi de verilmiş bana. Hocam şuraya AA dersem karenin bir kenarı 2A, 2A. A en sevdiğim. 1'e 2 oran var. Alfadan beta'ya geçiş. Açıya dal. Alfa, beta, ters açıdan beta. Burası alfa. Yani senin şu üçgeninle şu üçgenin benzer ya. Hatta alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 ya. Bir yerden başlayalım. En küçük üçgenden başlayalım. Şimdi DE uzunluğunu da zaten şey vermiş bize. 12 vermiş. AA da demeyelim istersen. Neresi DE uzunluğunu bakalım. Oo, AA demek zorundayız. Şuradan başlayayım. Alfadan beta'ya geç 1'e 2. Hocam x iken burası 2x'tir. Eyvallah. 1, 2, kök 5 üçgeni burası x kök 5'tir. Hocam burası da x kök 5'tir. Burası da 2 kök 5 x'tir. Burada da 1'e 2 oran var kök 5 katı. Yani burası kök 5 katı. Kök 5x'in kök 5 katı 5x mi yapıyor? Evet. Toplamda 6x. 6x verilmiş 12 olarak. X'i de böylelikle 2 olarak buluruz. Ve benden ne isteniyor? EB'nin uzunluğu isteniyor. EB'nin uzunluğu da 2x olduğundan x yerine 2 koyarsam cevap kaç olacaktır? 4 olacaktır. Yani ikinci soru C an oldu. Geldik 3'e. Şekilde birim kareler üzerinde çember yaylarının oluşturduğu bir desen. 4 yapraklı yonca zor bulunur. Bu desenin çevre uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi burada neler verilmiş? Arkadaşlar şunlara dikkat edeceksin. Hocam bu yay uzunluğunu bulacaksın. Şu merkezli bir çeyrek daire değil mi? Evet. Sonra bu yay uzunluğunu bulacaksın. Bu merkezli çeyrek daire. Aynı şekilde burası da şu merkezli çeyrek daire değil mi? Çember yaylarından oluşan diyor bak. Çember yayları. Hocam bu da 2 birim, bu da 2 birim olduğu için 2 merkezli. Hocam bu da 2 birim merkezli, bu da 2 birim, bu da 2 birim. Bak merkezlerine bakacak olursanız bu da 2 birim değil mi? Yani şu deseni bulurken işimiz kolay. Bunların yayların ölçüleri belli zaten arkadaşlar. Yarı çapları kaç birim yapıyor? Şu merkezli bak 2 birim. Yani şöyle bakacak olursak burada 3, 1, 2, 3, 3. 6, 9, 12 tane x yayın uzunluğu var. 12 tane x yayın uzunluğu da ne yapacaktır? 12 tane bir tanesi. Yarı çapı 2 olan çeyrek daire. Yani 2 pi r bölü 4 yapıyor. O zaman cevap da 12 pi yapıyor. Evet. Çekine baktığımız zaman biraz ürkütücü gibi oluyor ama değil. Rahat bir şekilde çözebildik arkadaşlar. Çok kolay sorulardan biriydi. 3. soru Balıkesir oldu. Geldik 4. soruya. Şekildeki birim kareler üzerinde 6 adet çember çizilmiş ve boyalı şeklin çevresi isteniliyor bizden. Boyalı şeklin çevresi. Hocam şurası değil mi? Şöyle bu yay parçalarının uzunluklarını bulacağız. Çemberler birbirine değiyor. Ne yapacağız? Hop merkezleri birleştir, birleştir, birleştir ve birleştir yapınca. Hocam burası 90 derece, 90 derece, 90 derece, 90 derece. Bunun yarıçapı 2, bunun yarıçapı 2, bunun yarıçapı 2. Bunun yarıçapı 3, 3, bunun yarıçapı 1. Şuraya bakacak olursak yarıçapı 2 olan da. Hocam yarıçapı 2 olana bakıyorum. Yarıçapı 2 olan da 2 tane çeyrek var, 1 tane yarım var. Hocam 2 çeyrek 1 yarım ne yapıyor? 2 çeyrek 1 yarım yapıyor. 1 yarımları da toplarsak tam bir çember yapıyor. Evet şu maviler tam bir çember yapıyor. Yarıçapı 2 olan da 2 pi r mi yaptı orası? Evet artı. Hocam burada da şu siyahlara bakalım. Şu yarıçapı 3 olan da 2 tane çeyrek 1 yarım yapıyor. 2 pi r bölü 2 1 yarım olduğu için. Sonra bir de şurası kaldı. Burası da yarı çapı 1 olan yarım. Yani 2 pi r bölü 2 mi yapacak arkadaşlar? Evet. O zaman burası şunlar sadeleşse pi kaldı. Bunlar da sadeleşse 3 pi kaldı. Burası 4 artı 3 pi 7 pi artı pi 8 pi mi yaptı? Evet. O zaman cevap Akçay yaptı 4. soruda. Geldik 5'e. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştir yapıyorduk değil mi? Hemen merkezleri birleştir. Hocam C merkezli ile şuradaki merkezi birleştirdik. Bunun yarıçapına R diyelim. R diyelim. Bir kenar 10 verilmiş. Bu da bir kare verilmiş. Hocam burası da 10. Burası da 10. Burası da 10. Dik üçgen direkt karşımıza var mı? Var. Dik üçgeni direkt uygulayacağız arkadaşım. Hatta burası da R. Dik üçgenin kenarları var mı? Hocam şurası yok. Ben bunun tamamını biliyorum. 10. Buraya ne kaldı o zaman? 10-R kaldı. 10 var. 10 eksi R var. R artı 10 var. O zaman R artı 10'un karesi hissederek çıkmayacak galiba. Eşittir. Nedir? 10 eksi R'nin karesi artı
nedir? 10'un karesi diyeceğiz arkadaşlar. Ya da acaba 5, 12, 13'ün 2 katı mı? 5 dersem 12'nin 2 katı olmaz burası, 10 eksi r. İşlem açacağız arkadaşlar. R kare artı 20 r artı 100 eşittir 100 eksi 20 r artı r kare artı 100 yapar. Hocam r kareler nanay oldu. Yüzler nanay oldu. Eksi 20'ye geçti buraya. 40 r mi yaptı burası? Evet. 40 r neye eşit oldu? 100'e eşit oldu. E buradan da r de böylelikle kaça eşit oluyor? Sıfırlar sadece 10 bölü 4 yani 5 bölü 2 yaptı. X kaçtır diye soruluyor. X dediğimiz 2R. O zaman 2 çarpı 5 bölü 2'den cevabımız 5 çıkacaktır gençler. Yani 5. soru Edremit oldu. Geldik 6'ya. Kerem öğretmen. Kerem'in kim olduğunu öğrendin artık sen. Bizim oğul. Küçük oğul. Herhangi bir eşkenar üçgenin çevrel çemberiyle işlet çemberi arasında kalan bölgenin alanının eşkenar üçgenin alanının oranı sabittir. Demiş. Bu sabit oranın kaç olduğunu merak eden Baha bu oranı doğru olarak hesaplamıştır. Baha'nın bulduğu sonuç nedir diye soruluyor. Arkadaşlar eşkenar üçgen, bak ÖSYM buna önem veriyor diye, bak birkaç soruda sormuşum ki ÖSYM benzeri soruları yapıyoruz. Bunun içteğet çemberini çizeceğiz ve çevrel çemberini çizeceğiz. Arkadaş çevrel çemberini çizdik böyle ve içteğet çemberini de çizelim. İçteğet çemberi de hop şöyle. Arkadaşım çevrel çemberin merkezi, içteğet çemberin merkezi, ağırlık merkezi, bunların hepsi aynı nokta değil miydi eşkenar üçgende? Evet. İşte bize de diyor ki bu bölgedeki alan diyor, bak şuradaki alan sabittir diyor. Buradaki sabit alanı bul diyor bize, değil mi? Hadi bakalım onu bulmaya çalışacağım. Hatta tam olarak okuyayım soruyu. Çember arasında kalan bölgenin alanının eşkenar üçgenin alanına oranı sabittir diyor. Şimdi ne yapacağız burada? E hocam burası yükseklerin kesim noktası ya. Çizilen yükseklik. Hatta burada da bir yükseklik çizeyim. Hatta burada da bir yükseklik çizeyim. İşim kolaylaşsın. Yükseklerin kesim noktası her şeyin merkezidir. Burası ağırlık merkezidir aynı zamanda. İçteğet çemberin yarıçapı R ise hocam burası 2R olacak ağırlık merkezinden dolayı. E burası da R oldu, burası da R oldu. Şimdi bundan sonrasında ne yapacağız? Bir eşkenar üçgen, çevrel çemberin yarıçapı belli. İçteğet çemberin yarıçapı belli, çevrel çemberin yarıçapı da belli. R iken 2R burası. Alanı da bulacağız. Hadi alanı bulalım bakalım. Bu arada şunu da bulalım. Burası 2R. Burası 2R ya, 30-30-120 üçgeninden dolayı 2R, 2R, 2 kök 3R yaptı burası. Şimdi eşkenar üçgenin bir kenarı da çıktı. Ya da hocam 30-60-90 üçgenler, 60'ın karşısı 3R ise 30'ın karşısı 3R bölü kök 3'ten burayı bulup kök 3R, burası da kök 3R diyebilirdik. Oradan da çıkardı. Sonrasında devam edelim bakalım. Benden istenilen neydi? Çevrel çemberiyle içteğet çember arasında kalan bölgenin alanını hesaplayacağım. Büyüğün yarıçapı 2R ya, yani pi 2r'nin karesi. Pi 2r'nin karesi. Den küçük daireyi. Pi r kareyi çıkartacağım. Bir de bunu neye oranlayacağım? Eşkenar üçgenin alanını oranlayacağım. A kare kök 3 bölü 4'tü. Yani 2 kök 3'ün 2 kök 3r'nin karesi kök 3 bölü 4 de işte bu olan yapıyor. Yukarısı ne yaptı? 4 pi r kare eksi pi r kareden 3 pi r kare yaptı. Aşağısı ne yaptı? Aşağısı da hocam şurası, şöyle şurada hesaplayayım. Karesi 4 çarpı karesi 3 r kare çarpı kök 3 bölü 4'ten dolayı gitti gitti. Burası da 3 kök 3 r kare yaptı. R kareler gitti mi gitti. 3'ler gitti mi gitti. Cevap pi bölü kök 3'e eşit oldu. Yani cevap Edremit yaptı 6. soruda. İşte buradaki halkanın alanının eşkenar üçgenin alanına oranı sabit bir pi bölü kök 3'e eşitmiş. 6. soru Edremit, geldik 7. soruya. Şekilde çemberin AB, BC ve CD yaylarının uzunlukları sırasıyla 3, 5 ve 1 birimdir. 3, 5, 1. X nedir diye soruluyor. Hocam yay uzunluklarıyla ölçüler doğru orantılıdır. E o zaman burası AC çaplı demiş bir de. Onu da unutmayalım. AC çap. AC çap. Bak burası çap. Şimdi çapta buradaki yay uzunluğuyla bu 3'teki 3 alfaysa 5'teki 5 alfa diyebilir miyiz? Evet. Şu çapsa. Hocam burası da 1 alfa, yani alfa diyebiliriz. Çap 8 alfa ayırıyorsa çap 8 alfayı ayıracak. O zaman burası da ne olacak? 7 alfa olacak. Sonra ne yapacağız burada? Hocam şu tamamı 360 ya da çap ya şurası 8 alfanın biz ne olduğunu biliyoruz? 180 derece olduğunu biliyoruz. Alfayı da böylelikle 180 bölü 8 olarak buluruz. Yani 4'e bölsen 45, 4'e bölsen 2. Alfayı 45 bölü 2 olarak bulduk mu bulduk. Bizden x isteniyor. X de arkadaşlar şu gördüğü yayların toplamlarının yarısı değil miydi? Evet. İç açıdan dolayı. Ya da böyle çevre açı oluşturup doğrudan da sonuca da ulaşabilirsin. 7 alfa artı 5 alfa bölü 2'ye eşit. Yani 6 alfaya eşit oldu. Alfayı da biz biliyoruz. 6 45 bölü 2 olarak biliyoruz.
Gitti gitti 3. 3 dedi 45'i çarpı kaç yapar? 135 yapar. Evet cevap böylelikle Ceyhan yaptı 7. soruda. Geldik 8'e. Sözel bir soru. Düzlemde çizilen ABCD dikdörtgeninin. Hemen ABCD dikdörtgenini çizelim arkadaşlar. AB kenarı daha uzun olacak. Hemen AB kenarı daha uzun olacak şekilde bir şey çizelim. Yani şöyle bir şey çizelim. Hop çizdik. Harflendirmeleri de yapalım. A, B, C ve D'yi çizdik. AB kenarı 32'ymiş. Burası da 12'ymiş. Eyvallah. D merkezli ve A noktasından geçen çember çizildiğinde. D merkezli A noktasından geçen çember çizelim. Hocam bunun yarı çapı ne oldu? Burası 12 iken 12 değil mi? Yarı çapı 12 olan bir çember oldu bu. Çizildiğinde CD kenarını E noktasında kesiyor. Evet burasını E noktasında kesiyormuş. C merkezli E noktasından geçen bir çember de çizildiğinde hocam burası 12 ya. Şimdi dikkat. Buraya tamamı 32 idi. Buraya ne kaldı? 20 kaldı. Yani C merkezli 20 birim yarıçaplı bir çember çizeceksin. Hocam 20 birim yarıçaplı bir çember çizdiğimde de C merkezli olacak ama şöyle bir çember olacak burası, değil mi? Evet, bunu da çizdik. C merkezli 20 birim yarıçaplı bir çember çizdiğim zaman da AB kenarını F noktasında kesiyormuş. Buna göre AF uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar en etkili silahımız bizim yarıçap çizmek değil miydi? Çizelim. Şunun yarıçapının ne olduğunu biliyoruz. 20. En etkili silahımız yarıçap çizdik. Hocam burası da 20. 12 20. Hocam şurada bir dik üçgen var. 12 16 20 üçgenden burası 16 çıkar. Tamam bunun 32 idi. O zaman buraya da 16 mı kaldı? Evet, cevap yani böylelikle Ceyhan çıktı 8. soruda. Geldik 9'a. ABC'de şu OABC bir kareymiş. Tamam. Şu da bir dikdörtgen olarak verilmiş. Yani şurası 1'e 2. 2 ve 1 birim olarak yazdık. Burası x artı 1. Burası da x artı 1 mi? Kare olduğundan dolayı. Evet. Hatta burası da x artı 1. Burası da x artı 1 mi? Evet. Yazdık x artı 1'leri. Sonra x nedir diye soruluyor. Hocam yapacağımız hamle belli. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Hocam yarı çapı çizince x artı 1'in kök 2 katı mı geldi buradan? Evet. Sonra burada da bir yarıçap çizmem lazım. Hocam şuradan da şu E'yi de kullanmam lazım. Bak bunu da çizersem burası da aynı. X artı 1'in kök 2 katı oldu burası. Ve Pisagor bağıntısı. Yap Pisagor bağıntısını. X artı 1'in kök 2 katının karesi neye eşittir? 1 ve burası da x artı 3 mü yaptı? Şöyle bakacak olursak. Evet. 1'in karesi artı x artı 3'ün karesi. Geri kalanı işlem kardeşim. Normalde sen bunun karesini aldığın zaman x artı 1'in karesinden ne geliyor? X kare artı 2x artı 1 geldi. Kök 2'nin karesinden çarpı 2 geldi. 2 ile çarpalım. 2x, 4x ve burası da 2 yaptı. Eşittir 1 artı. Bu da x kare artı 6x artı 9 yaptı. Sonrasında devam. Şu x kareyi attık öbür tarafa. X kare oldu. Bunu da attık buraya. Eksi 2x oldu. Hocam burası 10 yaptı. 2'den de 10 çıkınca 8 yaptı burası. Sonra çarpanlara ayrılıyor mu diye bakacağız. Değil mi? Bu işlem hatası yapmayalım. Şurası 4x'den 6x çıkınca 2x. Evet 4'e 2 çarpanlar ayrılıyor. 4'e 2 dersem eksi 4 ile artı 2 dersem çarpımları eksi 8 toplamları eksi 2 verdi. Yani x eksi 4 ve x artı 2 eşi 0'dan. Hocam bu eşi 0'sa x eşittir eksi 2 gelir. Tabii uzunluk negatif olamaz. Bu eşi 0'sa da x eşittir 4 çıkar. Zaten bizden bu pozitif değer isteniyor. Yani 9. soru böylelikle Ceyhan yaptı. Geldik 10. soruya. Yarım daireler var burada. Şimdi boyalı bölgenin çevresi. Hocam normalde ben kısa bir yol söylemiştim. Şuradaki toplam çevre şu artı bu artı buna eşittir diye söylemiştim. Hiç oradan gitmeyelim istedim. Hiç öyle ezbere yapmayalım. Öncelikle şu oranlamalara bakalım arkadaşlar. Burası AB uzunluğu 2K. Burası K, CD'de, BC'ye K dedik ama şimdi bizden alanı isteniyor. Alanı isteniyor. Bu BC bence şuraya RR diyelim. Yani şuraya 2R diyelim. Buraya 2R dersem eğer 12'de birleşiyor. O zaman burası 4R oluyor. CD de o zaman 12'de birleşiyorsa 6R mi oluyor? Evet. CD 6R ise burası 3R yapar. AB'de 4R ise burası da 2R yaptı mı? Yaptı. Şimdi sen bunun çevresini hesaplarken şöyle yapabilirsin. Bak dikkat. Hocam şurası bütün yarıçapa bak. 6 10 12R 6R mi yapıyor bütün yarıçap? Evet. Büyüğün yarıçapı 6R.
6 re'lik yarım daire artı 2 re'lik yarım daire artı re'lik yarım daire artı 3 re'lik yarım daireyi toplayıp o şekilde yapabilirsin. Ya da hocam yarıçap r, 2 r, 3 r, bir de elimde 6 r var. Yani bu benzerlik oranı 1 bölü 2 bölü 3 bölü 6 değil mi? Benzerlik oranı 1 bölü 2 bölü 3 bölü 6 ise benzerlik oranı böyle yay uzunluklarıyla, bütün hepsi yarım çember ya, yay uzunluklarıyla doğru orantılıdır. Ya, ama alan isteniliyorsa karesiyle doğru orantılıydı değil mi? O zaman o şekilde yapalım. Bu 1'deki, ben buraya x yayı diyecek olursam, burası ne olacaktır? 2'deki yarıçap 2 olan 2x olacaktır. 3 olan 3x olacaktır. 6 olan 6x olacaktır. O zaman bunları toplamı 6, 9, 10, 12x yaptı. 12x'i 36 pi olarak vermiş bize. X de böylelikle kaç pi çıkar? 3 pi çıkar. Yani yarım çember. Yani şekilde hep yarım çember gördüğünüz zaman benzerlik ilişkisinden daha rahat yaparsınız. Bak benzerlikten 1, 2, 3, 6'yı yazdım. Bu sonrasında x'i 3 pi buldum. X 3 pi ya. Gel burada yerine yaz. 3 pi de neye eşit? 2 pi. R bölü 2'ye eşit değil mi? Evet. Şunlar sadeleşti. Pi'ler sadeleşti. R'yi böylelikle kaç bulduk? 3 bulduk. Şimdi benden boyalı bölgenin alanı isteniyor. Alanda da arkadaşlar şu alanı bulurken büyük yarından şurayı ve şurayı çıkartacağım. Sonra burayı da ekleyeceğim. Böyle yapacağıma benzerlik oranı bu ya. Karesi alanlar oranına eşittir. 1 bölü 4 bölü 9 bölü 36'dır. Yani burada kalan A iken burada kalan 4A, burada kalan 9A. Tüm alanda 36A. Yani büyüğün alanı 36A. 4, 9 daha. Burada 13'ü buradaysa o zaman buraya da 23A mı kaldı? 36A. İşlem hatası yapmayalım. Evet 23A kaldı. Şimdi benden ne isteniyor? 24A isteniyor. Arkadaşlar 24A'yı bulacağız. A alanı belli mi? Buluruz A alanını. A alanında şuradaki yarım dairenin alanı. Yarıçap 3 ya. Yani pi r kare bölü 2. O da 9 pi bölü 2'ye eşit. Senden 24A isteniyor. Yani 24 çarpı 9 pi bölü 2 isteniyor. O zaman ne yapıyor arkadaşlar? Şu 2 ile bu sadeleşince 12. 12 ile de 9 çarpınca 108 pi yapıyor. Benzerlikten yapmak sana kalmış. Klasik yoldan da yapabilirsin. Ama ben hep yarım daire gördüğüm zaman benzerlikten yapıyorum. Haberin olsun. Evet cevap böylelikle Akçay oldu 10. soruda. Geldik 11'e. Düzgün altıgen verilmiş. Düzgün altıgende şuna bakar mısın? Şu simetri ekseni en uzun köşegen neydi? Simetri ekseni açımız kaç derece? 120 derece olduğundan burası 60, burası da 60. Burası 60, burası da 60 yapar mı? Yapar. Şimdi x uzunluğu isteniyor benden. Aa hocam şurada bir kosinüs teoremi. Yani bu uzunluğu ve bu uzunluğu bulursam sanki olay bitecek gibi duruyor. Şimdi bana neler verilmiş? Bana şunlar verilmiş. EF çaplı yarım çember. Şu yarım çembermiş ve yarım çemberse o zaman burası ne olacak? R, R. AB'yi de 4 birim vermiş. Yani yarıçapı kaç birim? 2 birim, 2 birim, 4 birim, 4 birim, 4 birim. Eyvallah. Şimdi ben buradaki çapı kullanacağım. Şuradaki çapı nasıl kullanacağım? Ya arkadaş hop şöyle bir şey yapabilirim aslında. Çapı gören çevre açı 90 derece. Yani merkez giriş çektikten dolayı yapacağıma direkt çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturabilirim burada. Çünkü ne çıkıyor? Özel bir açı da var burada. 30-60-90 üçgeni çıkıyor. 30-60-90 üçgeninden dolayı 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır. Aa olay bitti. Niye? Şu en uzun köşegen bir kenarın 2 katı değil miydi? Yani 4'ün 2 katı 8'dir. İkisi buradaysa burası 6 yapar. Ve artık ben şu üçgende x'e ulaşabilirim. Ne yapacağım burada? Hocam x'e ait bir özel üçgen oluşturacağım. Çek bir 90 derece. Şeyden yapacağıma kosinüs teoreminden. Biliyorsunuz kosinüs teoremine karşıyım. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 çıkar. Buraya 1 kaldı. Burası da 3 kök 3 mü oldu? Evet. Pisagor. X'in karesi 1'in karesi artı 3 kök 3'ün karesinden dolayı x karede böylelikle 1 artı 27'den 28 yapar. Dostlar cevap ne yaptı? Kök 28 yapar. Bu da 4 çarpı 7'den 2 kök 7 mi yapar? Evet. Yani cevap Ceyhan oldu 11. soruda. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki testimizde, yani son testte, test 5'te görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.